Am I a footballer? Yep. Am I one of the best players in the world? I'll say. Then I am the Sultan of Steppo versus Cristiano Ronaldo. In his dreams. Easy, Alex Hunter. Yeah. You wish. There comes a time in a player's career when they become a brand. I'm being pulled in a million different directions. It doesn't seem real. I have a shot to be someone special. You have talent, but no one is irreplaceable. This is a make or break season for you, Danny. When I'm lifting that Champions League trophy in the air, everyone is going to be sorry they doubted the Williams. Family used to be everything to you. Now you're just surrounding yourself with hangers-on. You can't even have my back on this. You think any of them would be here if your career ended tomorrow? You can't play this game. I can play. Being a target man's not really my game. Make it your game. I just want to show people what I can do. I think you're doing all right so far. My name is on that trophy, and not you, not anyone, is gonna get in my way. This is part of being here. It's time to take things to the next level. It's a game of football, mate. Best team wins. We both know who that's gonna be. Evet, FIFA 19 yolculuk modunun yeni bir videosu yayınlandı EA tarafından. Bizim için biraz da bir bayram hediyesi olmuş gibi oldu. Bu arada iyi bayramlar arkadaşlar. Kurban bayramımız mübarek olsun. Şimdi videodan bahsetmeye başlayacağız. Alex Hunter'ın son sezonu yine 3'e bölünmüş. Geçen sezon olduğu gibi Alex Hunter, Kim Hunter, ondan sonra Danny Williams. İlk başta Alex Hunter'ın Real Madrid'e transfer olduğu sanırım belli olmuş. Danny Williams, Kim Hunter, işte Alex Hunter'ın babası hep birlikte böyle mutlu bir şekilde onu kutluyorlar gibi görünüyor. Ve peşine de Alex Hunter Beatriz Villanova ile tanışıyor. Beatriz Villanova Alexandra bir futbolcu bir yere gelince kariyerinde işte markalaşmaya başlar falan, o tarz bir laf söylüyor. Ve bunun peşine de Alexandra büyük çelişki içinde kalmış gibi görünüyor. Yani bu şan ve şöhretin getirdiği yükü, beraberinde taşıdığı yükü Alexandra sanki kaldıramıyor gibi bir çelişki olmuş orada, onu da görüyoruz. Ama peşine işte Alexandra aynı anda da tekrar geçen sezon Los Angeles'ta olduğu gibi, ilk başta Los Angeles'a gittiğinde biliyorsunuz Alex Hunter biraz Thierry Henry ile parti falan, o tarz şeylere katılmaya başlamıştı ve burada da sanki aynı o hayata doğru sürüklenmiş gibi görünüyor ve Alex Hunter'ın annesi Alex Hunter'a kızıyor, işte aile her şeyden önce gelir, ondan sonra bu adamlar senin yanında kariyerin biterse durur mu, o tarz bir şeyler söylüyor ki Alex Hunter böyle biraz daha tekrar konsantrasyonu yerine gelsin, başarıyı yakalasın diye. Ondan sonra Kim Hunter'a geçtiğimizde Kim Hunter da aynı şekilde işte kendini motive etmeye çalışıyor. Ama onun da karşısına bir rakip gibi birisi gelmiş, bir tane kız gelmiş. Ama aynı anda da bir tane de destekçisi, arkadaşı gelmiş de Kim Hunter'ın hikayesi ne kadar derin olur, ne kadar uzun olur hiçbir bilgim yok. Sanmıyorum ki böyle manalı bir şey olsun. Kim Hunter öyle farklı bir boyut yaratsın diye koymuşlar, öyle de devam ediyor. Ve son olarak da bizim Danny Williams boyumuzun hikayesi var arkadaşlar. Danny Williams her seferinde aynı gibi görünüyor. Yani çamaşır makinesine atmışlar Danny Williams'ı, dönüp dolanıyor. Yani yuvarlak içinde çember çiziyor, aynı yere geliyor. Danny Williams her seferindeki aynı şey. Adama söylüyorlar, Danny Williams bu sezon artık patlaman lazım, yoksa ben senin balonundaki havayı söndüreceğim, seni çöpe atacağım gibi bir yönetimden talimat geliyor Danny'e. Danny ondan sonra işte diyor, hocam beni yanlış yerde oynatıyorsun, bu benim mevkiim değil falan filan da. Ondan sonra Danny Williams hocasından aldığı nasihatı düşünerek içimdeki aslanı çıkaracağım ortaya. Yani küllerinden doğan bir anka kuşu gibi falan göstereceğim Danny Williams'ın gerçek gücünü. Ve son olarak EA bu hikayeyi nerede bağlıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz Journey başlayınca, yolculuk modu ilk sezonda başlayınca Alex Hunter'la Danny Williams birbirine karşı, yani zıt oyuncular gibi göstermişlerdi bize, ama sonradan arkadaş oldular. Hani Garrett Walker tam tersi oldu Alex Hunter'a. En iyi arkadaşıyken en büyük düşmanı çıktı. Ondan sonra Danny Williams'la arkadaşlık devam etti böyle bir şakacı şekilde, yani rekabet içindeler ama yine şakalaşıyorlar arkadaşlar. Ve burada da son olarak işte FIFA 19'un en büyük satış noktası nedir? Şampiyonlar Ligi lisansı falan, ve onları da zaten Ronaldo işte hareket yaparken falan gördük başlangıçta.
Ve burada da Alex Hunter'la Danny Williams'ı birbirine karşı koyuyorlar. Alex Hunter Real Madrid formasıyla, Danny Williams da Manchester United forması giydirmişler ama Danny Williams'ı geçen sezon hangisi takımda oynattıysanız İngiltere'de o takımda oynar büyük ihtimalle. Devam ederseniz eğer 18'den kalma yerden. Bizim için de, benim için de daha doğrusu Chelsea olacak o. Arkadaşlar işte öyle, öyle bitecek. Alex Hunter sonunda ben kazanacağım, Danny Williams ben kazanacağım falan filan derken bu trailer, bu fragman böyle bitti. Artık FIFA 19 çıkar çıkmaz biliyorsunuz canlı yayında Alex Hunter FIFA 19 yolculuk modunu oynayacağım. Ta işte gecenin 12'sine mi denk geliyor ne? İşte 24'ünde Alex Hunter çıkar çıkmaz oyunu oynayabildiğim anda canlı yayını açacağım. Sizlerle beraber artık oynarız, izleriz, bakarız, görürüz nasıl olacak, nasıl bir son olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka söyleyecek bir lafım yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayrıca beni yeni keşfettiyseniz de abone olursanız da çok sevinirim. FIFA 19 çıkar çıkmaz kariyerlerimiz de gelecek. Canlı yayında olsun, normal video olsun. Artık çok uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın arkadaşlar.